Güve kelebeğimiz iş başında arkadaşlar. Bakın. O da bir yandan kendi yavrularını atacak petek gözlerini arıyor. Bakın. Biz açtıkça kaçıyor. Görüyor musunuz? Hadi kızım. Hadi kızım. İn bakalım. Hadi kızım. Gir bakalım yuvana. Arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu cennet vatanı korumak veya kurtarmak için gözlerini bile kırpmadan canlarını teslim eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Kabirleri cennet olsun. Allah bu millete esareti yaşatmasın diyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bal sezonu sonlandı. Kovanlarımızdan bal hasadımızı ve ballarımızın sağımını gerçekleştirdik elhamdülillah. Akabinde sağılmış peteklerimizi ballık katlarımızda temizlemeleri ve bal varsa stoklamaları için arılarımıza verdik. Şimdi artık yazdan sonbahara ve akabinde kışa doğru yol alarak sabit bir arıcının bir yıllık döngüsünü tamamlayacağız inşallah. Arkadaşlar bal sağımı sonrasından arılarımızın kış salkımına, başka bir deyişle kış uykusuna varıncaya kadar ki dönemde yapılacak işlemleri genel olarak 3 başlık altında toparlayabiliriz. Bunlar öncelik sıralamasına göre ben şu şekilde başlıklandırdım. Birincisi arıyı sıkı tutma, ana kontrolü yapma ve popülasyonların dengelenmesi. Yani arılarımızın, daha doğrusu arılıktaki kolonilerimizin arasında nüfus dengelemesinin yapılması. İkincisi varroa ve zararlılarla mücadele, çeşitli varroa uygulamalarının yapılması, sarıcı arı tuzaklaması, hastalıklara tedbir alınması gibi konular bu başlık altında. Üçüncüsü de planlı besleme programı ki bu da sistemli ve kesintisiz bir şekilde besleme programına geçilmesi. Ne demek bunlar arkadaşlar ve neden bu şekilde başlıklar altında toparlıyorum bunları ve her bir başlığa bu derece önem neden atfediyoruz? Henüz insanların tam olarak çözümleyemediği bir iletişim ve kurumsal istişare diyorum ben buna. Mevcut durumun tespiti, istişare meclisinin kurulması, konu hakkında karar verilmesi ve uygulamaya geçilmesi, mekanizması sayesinde arılarımız aklınıza gelebilecek her türlü konu ve sorun hakkında bazen çok süratli, bazen de belli bir zaman diliminde uygulanmak üzere harekete geçiyorlar. Örnek verecek olursak, herhangi bir anda mevcut var olan, ölecek olan ve doğacak olan toplam arı nüfusunu bulundukları yuvanın bu nüfusa yeterliliğini, nüfusun gücüne veya ihtiyacına karşılık gelen sıcaklıkların sağlanıp sağlanamadığını detaylıca hesaplıyor. Bir anda bölünüp gitmeye karar verebiliyor ve uygulamaya geçerek ana memesi dikebiliyorlar. Yine mevcut gıda stokunun kışı geçirmeye yeterli olup olmadığını hesaplayıp, durum hakkında karar verip, uygulamaya geçerek, gıda yeterlilik düzeyine göre ana yavrulamaya, yetersizse aksine önce erkek arılardan başlayarak, yaşlı tarlacı arılardan devam ederek nüfusu kırarak azaltmaya başlıyorlar. O da yetmedi. Sıra orta yaşlılara gelince onlar da az tüketmek veya hiç gıda tüketmemek suretiyle gıdanın bahara çıkacak genç yavrulara yetecek seviyeye ininceye kadar kendileri zayıf kalarak, zayıflayıp ölerek popülasyonu ne yapıyorlar? Azaltıyorlar arkadaşlar. Yine eğer nosema veya ishal gibi bir takım hastalıktan veya ömür süresi bitiminden ötürü öleceklerini anlamışlarsa, hastalık yayılmasını önlemek ve ölmek üzere kovanın dışına çıkarlar veya diğer arılar tarafından ne yapılırlar? Dışarı atılır. Kovan içinde bir doğal karantina uygularlar. Arkadaşlar bu örneklerden anlaşılacağı üzere
video konumuzla alakalı, eğer bal sağımı sonrası arılarımızı bir hedef, niyet doğrultusunda belli bir noktaya ulaştırmak istiyorsak, kendimizle birlikte onların da o hedefe ulaşacaklarına ikna olmalarını ve o doğrultuda karar verip hareket etmelerini sağlamamız gerekir. Yani mesela eğer zayıf ve orta yoğunlukta bir koloniyi kışı çıkarabilecek şekilde iki kat kuvvetli güçlü bir koloni haline ulaştırmak niyetindeysek, o nüfusa ulaşmak için anayı yavrulatmak üzere ne yapmamız lazım? Koloniye ikna edici düzeyde polen ve nektar şurup beslemesi yapmamız lazım. Bu besinin sanki doğadan düzenli şekilde kovana geliyormuşçasına o hissi arılara vererek koloniyi ikna etmemiz lazımdır. Yine eş zamanlı olarak anaya yavrulatacağımız ortamını da kovanda hazır tutmamız gerekir. Güçlü bir popülasyona sahipse ve içeride de çok sayıda kapalı yavru varsa ve henüz daha sonbaharın başında isek, sağımı yapıp balını aldığımızda koloninin kalan besinin doğacak yavru nüfusuna yetmeyeceği düşüncesiyle arı kırım kararı almasına fırsat vermeden hemen gerek fazla kapalı yavrulularını gerekse fazla nüfusunu ne yapmamız lazım arkadaşlar? Başka kovanlara dağıtarak koloninin gıda sorunu olmayacağı hissini onlara vermemiz lazım arkadaşlar. Aslında yaptığımız kovanlarımızda ne uyguladıysak kovanlarımızdan onun sonucunu aldığımızdan ibarettir. O zaman ana kontrolü ve popülasyonların dengelenmesi konusuyla başlarsak, arkadaşlar bal sağımı sonrasında hemen yapmamız gereken ilk işlem kovanlarımızdaki fazla petekleri hemen alarak arılarımızı ne yapıyoruz? Sıkıştırıyoruz. Ve üst sıcaklığı ve petek arası sıcaklığı muhafaza etmeye dönük ilave tedbirler alıyoruz arkadaşlar. Çünkü artık öyle veya böyle kışa doğru yol alıyoruz. Havalar gün gün soğuyacaktır. Bu soğuk esnasında biz o anda orada bulunmazsak arılarımız çeşitli hastalıklara ne yapabilir? Kalabilir arkadaşlar. Bu sebeplerle arılarımızı hemen şimdiden sıkıştırarak ve üstlerini, üst sıcaklıklarını muhafaza etmeye yönelik tedbir alarak işlemi yapmış olacağız. Yine anasız kovanları derhal tespit etmemiz gerekiyor. Bunlardan, tespit ettiğimiz bu anasız kovanlardan yok olmaya namzet olanları hemen birbiriyle birleştirip güçlü halde olanlara da, güçlü olan anasız kovanlara da daha önceden ürettiğimiz ve düzenli yavru atımını teyit ettiğimiz, emin olduğumuz hazır, döllenmiş olan analardan bunlara ana veriyoruz. Bakın yeni ana üretiyoruz demiyorum. Döllenmeye yönelik yeni ara üretip onu döllemeye bırakıyoruz demiyorum. Hazır döllenmiş, yavru atımı teyit edilmiş, hazır analardan bu güçlü anasız kovanlara ne yapıyoruz? Veriyoruz arkadaşlar. Ardından aralıktaki bütün kovanlarımızı 3 sınıfta tasnif ediyoruz. Birincisi zayıf koloniler olacak. Yani bunlar şöyle 2-3 petek arılı. Arılar peteklerde seyrek halde olabilir. Ana var ama yaşlı ve yavru atımı çok zayıf, kapalı yavru çok az veya yok denecek kadar az, verdiğiniz yemi tüketmede yavaş, kovan girişinde hareket çok az. Bu tip kovanları zayıf kovan sınıfında tasnif edeceğiz. İkincisi orta güçlü koloniler. Bunlar da şöyle 4 ila 6 petek ve peteklerin doluluk oranları normal. Kapalı yavru sayısı 1 ila 2 petek kapalı yavrulu olacak şekilde. Ama günlük ananın günlük atımı normal. Verdiğiniz yemi tüketiyor. Kovan girişinde hareket var. Bunlar orta güçlü kovanlarımız olacak. Üçüncüsü de güçlü ve çok güçlü kovanlar. Ki bunlarda 7, 8, 9, 10 ve daha fazla iki tarafı arılı peteklerimiz var. Doluluk oranı yüksek. Kapalı yavru petek sayısı 3-4 tane, en az 3-4 tane ve bakıcılarla sarılı halde. Ananın günlük yavru atımı süratli, verdiğiniz yemi tüketiyor. Kovan girişi çıkışı çok hareketli ve kovan önünde kısmen kalabalık oluşuyor. Bu tür kovanlarımıza da güçlü ve çok güçlü kovan diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu tasnifi yaptıktan sonra zayıf kolonilere
besleme ve varroa mücadelesi dışında herhangi bir takviyede bulunmuyoruz. Sadece gelişimlerini takip ediyoruz. Güçlü kolonilerden gücüne göre kapalı yavrulu petekleri doğrudan alıp silkeleyerek arasız şekilde orta güçlü kovanlara, kuluçkalığın ortasına vererek veya güçlü koloniden alırken hafif silkeleyerek üzerindeki tarlacıları dökerek, bu metodu bir videomda size göstermiş idim daha önce, üzerinde bir miktar bakıcı arılarıyla beraber alıp yine orta güçlü kolonilere, dikkat edin, birinci gün duvar peteğinin dışından, ikinci gün oradan alarak kuluçkalığın ortasına koymak suretiyle veriyoruz arkadaşlar. Bundaki amacımız, bakıcı genç arıların verildikleri kolonideki arılarla alışana kadar aralarında bir duvar peteği olsun ve diğer arılar gelip bu yavrulardan ötürü bunları kabul etsin. Kırım olmasın. Yine kapalı yavru transferi yaptığımız orta güçlü kolonilere mutlaka birer tane polenli ballı petek aktarması da yapıyoruz ki yaptığımız orta güçlü kovandaki arılar meclisi yeni nüfusu görünce hemen mevcut gıda stoğunu artık yetmeyecek kanaatine varıp ne yapmasınlar? Yaşlı arıları öldürmeye kalkmasınlar. Arkadaşlar, bu şekilde sonbahar girişinde orta ve güçlü koloniler arasında tümünü güçlendirmeye dönük dengelemeleri yaptıktan sonra Eylül sonuna ulaştığımızda arılığımızda ya çok güçlü ya da zayıf kovanlar kalmış olması gereklidir. Yani ortası olmaması lazım arkadaşlar. Ekim'den itibaren de dengeleme işini bu defa kış girişine yakın zayıf kovanların kapalı yavrulu peteklerini de güçlü kovanlara vermek suretiyle tekrarlayabilirsiniz. Dikkat edin, tekrar söyleyeyim, zayıf kolonilerden alarak güçlü kolonilere vermeye devam ediyoruz. Yani zayıf kolonileri güçlendirme ile artık ne yapmıyoruz? Uğraşmıyoruz arkadaşlar. Ve en son zayıf kolonileri en genç ananın olduğu bir zayıf kolonide birleştirerek fazla anaları alarak onları da güçlü koloniler haline getiriyoruz arkadaşlar. Kış girişinde artık aralığımızdaki bütün kovanlarımız tam güçlü, çok güçlü koloniler halinde olmuş olması lazım. Ve kışa bu şekilde girmeleri lazım arkadaşlar. Yani bizim hedefimiz örneğin Orta Anadolu gibi kış soğuklarının eksi 20'lere, 25'lere vurduğu bölgelerde en az 7-8 çıtayla arılı, 7-8 çıtayla kolonilerimizi ne yapmak? Kışa sokmak arkadaşlar. Yoksa 2 petekle, 3 petekle kışa arılarımızı sokmak oldukça risklidir. Kovan kaybına sebebiyet verebilirsiniz. Yazıktır, o arılarımızı kaybedeceğimize onları ne yapıyoruz? Orta kovanların, orta güçteki kovanların güçlendirilmesinde veya güçlü kovanların daha da güçlü hale getirilmesinde kullanıyoruz. Arkadaşlar, buradan anlaşılacağı şu ki bu dengeleme işinde asıl hedef kitlemiz zayıf veya güçlü kolonilerimiz değil. Zayıf koloniler kışı çıkaramaz. Onlarla zaman ve boşa emek harcamaya çalışmayalım. Güçlü koloniler de zaten kendini aşmış durumdalar. Bizim hedef kolonimiz kışı geçirebilme popülasyonuna henüz sahip olmayan orta güçteki kolonilerdir. Bunları güçlü kolonilerden taşan kapalılarla veya zayıf kolonilerden sonbahar boyunca alınan kapalı yavrulu peteklerle güçlendirerek onları da kışı çıkarma potansiyeline ne yapmak? Ulaştırmaktır arkadaşlar. Dengeleme işini bu şekilde anlattıktan sonra sonbahar kış döneminin en önemli ikinci mevzuu varroa ve diğer zararlılarla mücadele konusu. Arkadaşlar, aslında varroa mücadelesinin tekniği de besleme programının tekniği de gündüz hava sıcaklıklarına bağlı. İki işlem içinde mesela 25-30 santigrat derecenin üzerinde farklı bir metot, 15-25 santigrat derece arasında farklı, 15 derece altında nihayet kış soğuklarında, yani arının salkım durumunda farklı bir metot uygulayabilirsiniz. Hava sıcaklıklarına bağlı yani. Öyleyse aslında şu mevsimde veya şu günde değil de
şu sıcaklıklarda ya da şu hava şartlarında şu tip bir varroa mücadelesi yapılır demek daha isabetli olacaktır. Arkadaşlar, varroa ile az çok temas etmiş herkes, mücadele metotlarının kimyasal ürünlerle, organik asitlerle ve doğal yağlarla yapılmakta olduğunu öğrenmiştir. Ben burada size şöyle yapın, böyle yapın diyemem arkadaşlar. Zira Tarım Bakanlığı'nın ruhsat verdiği ilaçlar da var, müsaade ettiği yöntemler de var. Ama buna karşın bazı uygulamaları tedbiren kabul etmeyen, uygulamayan, uygulanmasını tavsiye etmeyen bazı sevgili arıcı kardeşlerimiz de var. Şunu söyleyelim, amitraz ve flümetrin etken maddeli ürünleri veya doğrudan oranlarını sağlayarak bunların kendisini biz şimdiye kadar kullanmadık. Kullanmıyoruz, tavsiye de etmiyoruz. Arkadaşlar, benim şu şekilde bir düşünce yapım var. Tıpkı doğal elma yetiştirmek gibi bir şey. Yani kendi halinde büyütürseniz, evet, belki %30'u, 40'ı kurtlanır, böcek sarar ve dalda çürür. Ama kalan kısmı mükemmel bir lezzet ve saflıkta ve organiklikte olur ki o da bize fazla fazla yeter ve sağlıklı olanı da odur. Evet, ilaçlarsanız elmaya böcek gelmiyor ama kalıntı kalır da tam yıkanamaz ise, ki yıkanamaz, o zehri mikron düzeyinde de olsa ne yapmış oluyoruz? Vücudumuza almış oluyoruz arkadaşlar. Bu amitraz ve flümetrin içerikli uygulamalar gerçekten çok etkili. Ama peteklere, bala, ürünlere karışma ihtimali maalesef var arkadaşlar. O yüzden ben kendim kullanmadığım gibi sizlere de tavsiye etmiyorum. İnternette bunların kullanım şekillerini, zamanlamalarını anlatan çok sayıda değerli arıcı abilerimiz, kardeşlerimiz var. Eğer siz illa da bunları kullanmak istiyor iseniz, araştırma yaparsanız bunlarla ilgili uygulamalara denk düşebilirsiniz. Ben bu anda günlük sıcaklıklarının henüz 30 santigrat derece üzerinde devam etmesi sebebiyle daha ziyade mekanik metodlarla, doğal yağlarla, kuru havalarda pudra şekeriyle, varroa mücadelesiyle başlıyorum. Metotlarımızın hedefi varroa'nın solunum yolunu şişirerek, tıkamak ve varroa'yı nefessiz bırakıp bayıltarak, yani öldüremiyoruz, bayıltarak arıdan düşmesini sağlamak. Kovanlarımızın altı da halihazırda hala bu sıcaklıklarda açık ve yerden de yüksekte olduğu için kovandan yere düşen varroa ne yapamıyor? Tekrar geri çıkamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, ben buraya uygulamayı göstermek için şöyle doğal yağlardan getirdim. Şöyle markası görünmesin diye ters koyuyorum arkadaşlar. Yani kovan sayısı fazla olmayan kardeşlerimiz şu şekilde aktarlardan, bu tür ürünleri satan yerlerden bu doğal yağlardan temin edebilirler arkadaşlar. Arkadaşlar, şu şekilde 1 litrelik bir fısfıs kabımızın içerisine okaliptüs yağımız, biberiye yağımız, kekik yağımız, özellikle kekik timol içerikli olması lazım arkadaşlar. Bu hususa dikkat edelim. Ya yaz döneminde dağlarda ve yaylalarda topladığımız dağ kekiği olması lazım. Ya da şu şekilde kekik yağımız timol içerikli olması lazım. Nane yağımız arkadaşlar. Yine portakal kabuğu yağımız. Arkadaşlar, bu yağlarımızdan şöyle 1 litrelik kabımıza 12'şer damla, 15'er damla civarında damlatıyoruz ve 1 litre suya tamamlıyoruz arkadaşlar. Ve bunu kuvvetli bir şekilde çalkalıyoruz arkadaşlar. Ben şu anda hazırladım. Benim çözeltim hazır. Uyguladığım için hazır olarak bende bulunuyor. Arkadaşlar, bunu her açtığımızda kovanımıza 3-4 fıs şeklinde, kuluçkalığa indirdiğimiz kovanımıza 3-4 fıs şeklinde sıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Fazla sıktığımız takdirde ananın feromen kokusunu bastırabileceği için ana kesme olayları olabilir. Ama her iki güne bir, her gün açtığınızda da havalar çünkü hala sıcak, hem arılarımızı serinlettirmiş hem de onlara doğal bir varroa mücadelesi yapmış oluyoruz. Arkadaşlar, bu kokuyu varroa sevmiyor. Özellikle kekik yağı içerisindeki timolün
varroaların solunum yollarına etkisi çok şiddetli. Onları şişirip tıkayarak nefessiz kalmasına, geçici bir müddet nefessiz kalarak bayılmasına ve arının boğumlarından çıkarak aşağı düşmesine sebebiyet veriyor. Kovanlarımızın altı hali hazırda henüz açık olduğu için aşağı düşen varroa da ne yapıyor? Kovanın altından düşerek yerde dolaşmakta olan karıncalara yem oluyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde şöyle yapıyorum. Yine böyle 1 litrelik bir kabın içerisine suyu koyuyoruz arkadaşlar. Yine buna 15'er damla bu bahsettiğimiz doğal yağlardan damlatıyoruz ve bunu çalkalıyoruz. Arkadaşlar bunun içerisine ya karton şeritlerden ya da o mobilyacılarda ince şöyle şerit tabakalar var ahşaptan. Onlardan şerit şeklinde keserek bir besleme maksadıyla açacağınız için bunun eski yenini atıyorsunuz. Yenisini gene bu şekilde daldırıp eteğinizin üzerine bırakabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben size göstermek maksadıyla bir miktar getirdim. Yine sezonunda dağlardan, yaylalardan topladığımız dağ kekiği. Ki bunların timol içeriği iyi oluyor. Dağlardan topladığımız şu şekilde dağ kekiğimizi evet, şu şekilde size gösterivereyim arkadaşlar. Şu şekilde görünüyor zannediyorum. Güneş olduğu için ekranın görüp görmediğini de tam fark edemiyorum arkadaşlar. Bunu kurutuyoruz arkadaşlar. Ve işte şimdi tam da bu bal sahamından sonra her 10 litre bir şurup hazırladığımızda her 10 litreye arkadaşlar şöyle bir çay bardağı kadar sıcak suyla demliyoruz. Ve bir çay bardağı kadar kekik suyunu içerisine damlatıyoruz. Arkadaşlar vitamin bakımından ve ekşimeyi geciktirme bakımından 2-3 damla da limon suyu damlatabilirsiniz. Başlangıç olarak 25-30 santigrat derecelere kadar 25-30 santigrat derecelerin üzerindeki ısılarda bu uygulamamıza devam ediyoruz. Arkadaşlar hava gündüz sıcaklıkları 25 santigrat derecenin altına indiği zaman organik asitlerden formik asitle varroa mücadelemize başlıyoruz. Kış salkım dönemine geldiğimizde ise oksalik asit uygulaması doğru oranlarla yapılabilir. Bunlarla ilgili uygulamalara bizim geçmiş video kayıtlarımızdan da ulaşabilirsiniz. Başka arıcı kardeşlerimizin videolarından da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dönemin kovanlarımız için çok tehlikeli bir diğer mevzu sarıcı arılarıdır. Zamanında benim kovanlarımı da bayağı oranda söndürdüler. Sarıcı arıları için arılık etrafında yapılması gereken işlemlerin videosuna ekranın üst kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O izleyeceğiniz videoda detaylı bir şekilde sarıcı arılarına karşı almanız gereken tedbiri anlattım. Arkadaşlar hastalıklarla ilgili hastalık türüne göre video yapma niyetimiz var. Bu sebeple hastalıklarla ilgili burada fazla konuya değinmeyeceğim. Ama genel olarak şöyle söyleyebilirim ki arılarımızı bu dönemde sıkışık, üstü sıcak ve varroa'dan temiz ve beslenme yönünden memnun edersek birçok hastalıklardan da zaten ne yapmış oluruz? Otomatikmen ari hale getirmiş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü ve en önemli konulardan bir tanesi de besleme programına geçilmesi. Bal sahamı sonrasında besleme konusu tamamen hava sıcaklıklarıyla ilintilidir. Öncelikle arılarımıza besinin düzenli şekilde kovana geldiği ve yavrulama şartlarının münasip olduğu hissini verebilmek için gün aşırı ve az az besleme yapacağız arkadaşlar. Bu konu çok önemli. Yani burada arılı petek başına yaklaşık oran vermek gerekirse arılı petek başına 20 gram bölü gün yani günde 20 gram gibi bir oranla başlayabilirsiniz. Yani gün aşırı 2 güne 1 ve akşam saatlerinde arılı çıta başına hesaplayıp bu oranla çarparak vermemiz yavru atımına olumlu yönde etki edecektir. Keza verilen şurup bitmeden asla üzerine yeni şurup verilmemesi gereklidir. Çünkü şurup ekşir, üzerine koyacağınız şurubu da ne yapar? Ekşitir ve arılarınızı ishal edersiniz arkadaşlar.
verilen şurubun tüketimine bağlı olarak miktarında azaltma yapabilirsiniz. Artırma yapmayın, azaltma yapabilirsiniz. Ama öyle bir haftalık şurubu, ben gelemiyorum diyerek şurup kutusundan vereyim, bir haftada arılığa uğramayayım derseniz kovana zarar verirsiniz arkadaşlar. Şöyle ki arılar o fazla şurubu da hızlı bir şekilde çekmeye çalışırlar. Ve bu defa onu ne yaparlar? Bal yaparlar. Bal yapacağım diye de petek gözlerine basarlar. Bir de onun suyunu uçurmakla uğraşırlar. Diğer taraftan petek gözlerini bal ile doldurduklarından bu sefer de ana arı yavru atacak yer bulamaz arkadaşlar. Halbuki bizim amacımız ne? Asıl ana arıya yavru attırmak. Kışa yönelik nüfuzu artırmak. Bizim amacımız artık burada bal depolatmak değil. Yine sıcak havalarda üstten turbo şurupluktan. Daha ılık havalarda yan taraftan yarım şurupluktan. Soğuk havalarda ise yine üstten buzdolabı poşetiyle arkadaşlar şurubu verebilirsiniz. Detaya girmiyorum. Bunların hepsinin yaşanmış tecrübeleri var arkadaşlar. Arkadaşlar besleme oranlarına veya küçük büyükbaş hayvancıların deyimiyle rasyonuna gelince 28 santigrat derecenin üzerinde yüksek sıcaklıklarda birebir. Yani bir şeker bir su oranı ile 22 santigrat derecelere kadar düşerken 2'ye 1. Yani 2 şeker bir su oranı ile 15 santigrat derecelere kadar düşerken 3'e 1. Yani koyu bir şurup diyoruz buna. 3 şeker bir su oranı ile ve nihayet kışa girişte ve kış için yavru atmını kesilmeye başladığında o soğuk havalarda artık şurup tamamen kesilir ve katı beslemeye geçilerek arının balı yeterli ise herhangi bir besleme de yapmayabilirsiniz ama kek verilir arkadaşlar. Anlaşılacağı üzere sıcaklıklar arttıkça besin içerisindeki su oranı da ona paralel olarak artacak. Sıcaklıklar azaldıkça besindeki su oranı da kademe kademe ne yapılacak? Düşürülerek katıya varılacak şekilde besleme yapılması uygun olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bal sahamı sonrası yapılacak işlemleri bu şekilde özetledikten sonra şöyle şimdi örnek bir kovanımızda sahamı sonrası bakımı yaparak neler yaptığımızı size uygulamaları olarak gösterelim. Kovanımızı açıyoruz. Daha önce belirttiğim doğal yağlardan olan sıvıya batırarak verdiğimiz şeritlerimizi de alıyoruz. Arkadaşlar bal sahamını yaptığımız kovanlarımızda genellikle arı nüfusu az önce bahsettiğim sebeplerden ötürü bir miktar azalmış olabilir arkadaşlar. Öncelikle boş peteklerimizi hemen kovandan alıyoruz. Bu üst ballık katımızı da kovanımızdan alıyoruz. Arımızı kuluçkalık katına indiriyoruz arkadaşlar. Sol taraftan verdiğimiz şu şurupluğumuzu sol taraftan alıyoruz. Hemen şu 2 ya da 3 da fazlalık. Arkadaşlar şuradan yavrulu peteğe bir ulaşacağım. Evet, bu peteğimiz de boş. Arıyı sıkıştırma işlemi yapıyorum arkadaşlar. Arımızı öncelikle sıkıştırmayı yapacağız. Bu da boş. Evet.
Bu peteğimiz polenli ve ballı bir petek. Bir yandan anaarımızı da kontrol ediyorum. Sıkıştırmayla birlikte anaarı tespiti de yapacağız arkadaşlar. Anaarı tespitini biliyorsunuz iki şekilde yapabiliriz. Bir tanesi anaarının doğrudan kendisini görebiliriz. İkincisi de günlük yumurta ararız arkadaşlar. Günlük yumurtamız varsa anaarıyı görmemiz de şart değil. Zaten günlük yumurtanın olduğu peteğin kendisinde veya önü arkasında aramak lazım anaarıyı. Şimdi bu peteğimizi, polenli ballı peteğimizi köşeye alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ileriki aşamalarda kışa yaklaştıkça petekleri ortada toparlayacağız. İnşallah. Ve kenarlara strafor gelecek. Evet, yavrulu peteğimizi bulduk ve günlük yavrularımız var. Aramız elhamdülillah güzel bir şekilde yavru atımına devam ediyor. Anamızı artık görmeme ihtiyaç yok ama şöyle gene de bir göz atıvereyim. Burada değil herhalde. Hemen bunu ikinci sıramıza yerleştiriyorum. Arkadaşlar ne yaptım? Yavrulu peteğe gelinceye kadar olan boş petekleri ne yaptım? Kovandan çıkardım arkadaşlar. Arkadaşlar güve kelebeğini görüyor musunuz? Güve kelebeği iş başında. O da bir yandan kendi yavrularını atacak petek gözlerini arıyor. Bakın biz açtıkça kaçıyor, görüyor musunuz? Arkadaşlar şu ikincide kalmıştık, oradan devam ediyoruz. Arılar onu yakalar dışarı atarlar, merak etmeyin, bir şekilde fırsat vermezler. Yeter ki aramız sıkışık olsun. Arkadaşlar bu ikinci peteğimizi koymuştuk. Hemen şöyle üçüncü peteğimize bakıyorum. Burada da günlük yavrularımız var. Anaarımız maşallah güzel yavru atımına devam ediyor. Arı nüfusu haliyle azalmış olabilir. Şöyle Eylül'ün ikinci yarısından sonra doğacak olan asıl arılar, bize lazım olan arılar ki biz o arıları en üst düzeyde attırtmak için anamıza ve diğer kovandaki arılarımıza ne yapacağız? Destek olacağız arkadaşlar. Bu kovanda da değil, bu petekte de değil. Evet, şu peteğimize de bakıyorum. Evet, bu da yine komple polen basmışlar. Arılar bir şekilde nasiplerindeki poleni kovana taşımaya devam ediyorlar. Evet arkadaşlar, bu polenli bir çıta. Şöyle günlük var mı diye bakıyorum. Yok. Bunu da şu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Şimdi şu peteğimizde ne vardı? Ona bir bakalım. Evet, bu da ballı bir peteğimiz ve üzerinde yavrular var. Evet, günlük ve ana burada değil ama ballı olduğu için son olarak bu peteği de bırakacağım. Eğer bunda yavru yoksa bunu da silkeleyip ne yapacağım? Alacağım. Evet, bu da boş arkadaşlar. Bal, polen veya yavru yok. İşte şimdi arkadaşlar ben şu anda burada daha önce 8 çıta görülen bu kovanımız, bakın 2, 4, 5 peteğe düşmüş durumda. Hakkı bu. Arkadaşlar sıkıştırma işlemimi tamamladım. Şimdi bu peteklerimizin içerisinde ananın yavru atabilmesi için yeterince gözümüz şimdilik var. Daha fazla petek verirsem arı yayılır ve mevcut peteklerdeki
yavruları ısıtamaz ve hastalığa tutulabilirler. Ana arıda bu sıcaklığı zaten temin edilmediğini görünce fazla yavru atmak da istemeyebilir. Şimdi ikinci olarak hemen bu taraftan şu şekilde hemen bu taraftan yarım şurupluğumu koyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuna yaklaşık 20 gramdan yaklaşık 100 gram. 2 günlük 200 gram. 200-250 gramlık şurubumu içerisine koydum. Bu olmamaları için şamandırasını üst kısma getirdim. Şimdi üst kısımdan önce şu şekilde aralarıma 4 fıs şekilde fıs fısımdan sıkıyorum. Aynı şekilde kovandan aldığım şeritlerimi tekrar doğal yağlarla oluşturduğum çözeltime daldırıp şu şekilde iyice emdiriyorum. Ve kovanın üzerine tekrar şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar her ne kadar biz besleme programında sıcaklıklara bağlı olarak su oranını düştükçe eş zamanlı olarak düşürüp yaparız diyoruz ama eğer kovanınızda yeterli bal yoksa, kemerlerde de bal yoksa mutlaka kekle besleme yapın arkadaşlar. Benim bahsettiğim besleme programındaki besleme yöntemi arının kendi peteklerinde bal kemerlerinin olması durumunda geçerli. Duvar peteklerinde de ballı polenli peteklerin olması durumunda geçerli. Şimdi burada eğer sizin peteklerinizde yeterince bal yoksa, yeterince polen yoksa arkadaşlar ne yapmanız lazım? Üstten bir miktarda kek vermeniz lazım. Benim bu arımın gıdasında biraz balında zayıflık var. O yüzden üstten bir miktarda kek vereceğim arkadaşlar. Evet, kekimizi koyduk. Şimdi arımızı sıcak tutmamız lazım arkadaşlar. Hemen öncelikle şöyle dışarıdan içini kavrayacak şekilde şu şekilde arımızı bir sarıyorum. Üzerinden ikinci kat çuvalında sarıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu kovanımızın bakım işlemini tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi öncelikle ne yaptık? Arımızda bal sahamından çıkan petekleri, temizlemeleri ve istedikleri takdirde bal stoklamaları için petek vermiştik. Onları temizlemişler. Temizlenen peteklerimizi önce aldık, ballık katımızı çıkardık. Kuluçkalığa geldik. Kuluçkalıkta ilk yaptığımız işlem arıyı nüfusuna bağlı olarak sıkıştırmak. Şu anda benim bu 8 çıtayken 5 çıtaya kadar düştü. Nüfusuna bağlı olarak indirdik. Ananın yavru atacağı petek mevcut. Petek gözleri mevcut. Hemen ne yaptık? Sıkıştırma sonrasında ananın varlığını kontrol ettik. Günlük yavruları gördüğüm için anayı çok fazla aramadım. Fazla rahatsız etmek istemedim. Akabinde hemen sağ tarafta beslemeye ilişkin petek başına 20 gram gün olacak şekilde 2 günde bir gün aşırı geldiğimiz için 2 günde bir gün aşırı geldiğimiz için biz petek başına 40-45 gram kadar tayarak 5 petek için yaklaşık bir 200-250 gram kadar 250 gram kadar şurubumuzu şurupluktan verdik. Arının bal kemerlerini ve duvar peteklerindeki polen bal durumunu inceleyerek eğer onlar yetersizse az bir miktarda kek vermek suretiyle düzenli olarak vereceğiz çünkü arımıza normal varroa için doğal yağlarla hazırladığımız çözeltiden sıktık. Üzerinden de şeritlerimize daldırıp şeritlerimizden verdik. Kovanın altı açık. Herhangi bir şekilde varroa düşmesi olursa kovan aşağıdan düşecek. Akabinde arımızın üst kısmını sıcak tutmak için çepeçevre yavrularını ve üst kısmını sıcak tutmak için önce içten sonra üzerinden iki kat çuvalla ne yaptık arkadaşlar? Sardık. Son bir şey daha. Arkadaşlar şu kovanımızın ön giriş deliğini şu şekilde göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şimdiye kadar bu şekilde açıktı. Artık kovan giriş deliğini arılarımız sağ tarafa yaklaştırıldığı için ne yapacağız? Şu şekilde arkadaşlar indireceğiz. Ve kovan giriş deliğinin sağ tarafını bize göre sol tarafını, kovandaki arılara göre sağ tarafını ne yapacağız? Kapatacağız arkadaşlar. Sarıcı arıların veya başka yağmacı arıların hücumundan korumak için arılarımızın boş olan kısmını kapatacağız. Sağ taraftan giriş için şöyle 2 bilemediğiniz 3 delik. Sarıcı arı saldırıları başladıkça
Bu defa da bunu da biraz daha daraltarak şöyle iki delik, hatta bir deliğe kadar indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu delik yeterlidir şu an için bu arılara. Ve onların güvenliği açısından verdiğimiz şurubun ya da kekin yağmalanmasını engellenmesi açısından bu işlemin de yapılması gerekiyor arkadaşlar. Hadi kızım. Hadi kızım, in bakalım. Hadi kızım. Gir bakalım yuvana. Hadi kızım. Acıktın mı? Hadi kızım. Hadi kızım. Kızım. Gel bakalım sen. Acıktın mı sen? Sevgili arkadaşlar, bal sağımı sonrasında kış sezonuna kadar arılarımıza yapılacak uygulamaları genel bir program dahilinde size anlatmış oldum. Sadece hemen bal sağımı sonrasında değil, daha sonrasında da ta arılarımızı kış salkım uykusuna kapatana kadar yapılması gereken uygulamaları şöyle size bir özet geçmiş oldum. Hepinize hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.